Tekrardan merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Kuzu bebeğimizi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Artık bu videoda birleştirme aşamasına geldik. Ben şöyle kafasıyla gövdesini birleştirdim. Kafasını 24'te, gövdesini 12'de bitirmiştik. Eşit olmamıştı bu sefer. Ancak sizin yapmanız gereken tek şey kafadan mesela iki kere alırken gövdeden bir kere alıyorsunuz. Yani gövdede aynı yere iki kere batarak bu şekilde dikiyorsunuz. Biraz büyükçe olduğu için, tutmakta zorlandığım için ben baştan kafasıyla gövdesini birleştirdim. Başka herhangi bir şey yapmıyorsunuz. Normal bir dikiş yapıyorsunuz ve sıkıca da elyafla dolduruyorsunuz. Şimdi gözlerine geçelim. Ten rengi ipten bir şey aldım, iplik aldım, onu çift kat yaptım. Kafasının üst kısmından batıyorum, herhangi bir yerde. Şöyle yine orta noktasından çıkıyorum. Şurada bir düğüm payı bırakacağım. Ve diğer gözün yan tarafından yine batıyorum. Burada düğüm yapacağım için bir yanından çıkıyorum. Kafasına zaten ördüğümüz diğer kısmı örteceğimiz için orada düğümün gözükmesi sorun olmayacak. Şu şekilde burayı eşitledikten sonra içeriye doğru bastırıp burada düğümlüyorum. Parmağımla da içeriye doğru bastırıyorum. Ve burayı düğümlüyorum. Aynı şekilde yine karşı tarafa da yapacağım. Yine batıyorum. Şöyle orta noktasından çıkıyorum. Yine aynı şekilde yine karşı taraftan da batıyorum ve yukarıdan yine çıkıyorum. Burayı da yine parmağımla şöyle bastırarak diğer gözüyle eşitliyorum ve buraya da düğüm atıyorum. Bu ipi şöyle keselim. O orada kalabilir dediğim gibi. En son içeri geçecek çünkü. Yine biraz ten rengi iplik alıyorum. Çift kat almamın sebebi kopma olmaması için. İpinizin kopmayacağını düşünürseniz eğer tek katta yapabilirsiniz. Şöyle yine yukarıdan batacağım ve ağzının bakalım nereden yapalım. Şöyle şimdi burnunu şuradan yapacağım. Ağzını da şuradan yapayım. Sayısını da size söyleyeceğim hemen. Gözün 1, 2, 3, 4, 5. Alt 5. sırasından. Şimdi bakalım. Tam gözlerinin bitiş hizalarına getirelim. Yani iğneleyelim önce. Bitiş hizalarına şuradan şurası ve şöyle şurası. Şimdi şuradan batıyorum. Yine burada bir ip bırakıyorum. Bir iki yanından çıkıyorum yukarıdan. Yine burayı bir düğümleyeceğim. Şu şekilde.
Burayı bir düğümlüyorum. Yine yukarıdan batıyorum. Bu sefer de diğer iğnenin olduğu yerden çıkıyorum. Yine iki yanından batıp yine yukarıdan çıkıyorum. Ve oraya böyle minik bir ağız yapmış olduk. Çok çektirmeden yine düğümümü atıyorum. Şöyle yakından göstereyim. Şurada bir ağzı oluştu. Gözleri içeriye geçti zaten. İğne tekrar ten rengi ip alacağım. Burnunu işleyeceğim bu sefer de. Şuradan herhangi bir yerden batıyorum. Burnunu gözlerinin olduğu şu son sıradan yapacağım. Arada 10 ilmeğim vardı. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Şöyle ortalayacağım. On. O zaman şurası 1, 2, 3. 1, 2, 3. Şöyle ortadaki 4 ilmekten şurayı işleyerek bir burun yapacağım. Aynı yerden batıp çıkıyorum ve birkaç kez bunu tekrar ediyorum. Şu şekilde birkaç kere yaptıktan sonra yine ipimi düğümlüyorum. Ten rengi ipiyle artık işimiz bitti. Parça siyah iplik alacağım. Bunu da burada bırakabiliriz. Şimdi bir parça yine siyah iplik alıyorum. Çift kat yapıyorum yine onu da. Yine yan taraftan batıyorum ve şu orta noktadan çıkıyorum. Gözün yine orta noktasından. Bir, iki, üç yana sayıyorum. Aynı yerden tekrar batıyorum. Yine üç yana sayacağım ama iki üstüne batacağım. Yine aynı yerden çıkacağım. Yine aynı şekilde 1, 2, 3, 4 şöyle, evet, dördüncüye batıyorum. Ya diğer yandan çıkıyorum. Gözün aynısını diğerine de yapacağım. Şuradan bir yerden çıkalım. Sonra düzeltelim onu. Şöyle. Şimdi şuradan bir ilmek geriye alacağım. Yine aynı şekilde 1, 2, 3 yanı sayacağım. Yine 2 yukarıdan bir tane yapacağım. Ve bir de 1, 2, 3, 4'üncüye yukarıya bir tane daha yapacağım. Şöyle şu şekilde bunu şöyle yukarıdan bir yerden bir çıkaralım. Şimdi kaşını ayarlayabilmek için şu kafasını ördüğümüz beyaz kısmı bir oturtmak istiyorum.
Arkaya doğru daha çok gelecek. Şöyle. Şöyle arkaya doğru kapatmasını istiyorum. Onu ayarlayacağız. Ona göre kaşlarını yapacağız. Aslında burası iyi gözüküyor. Şöyle bakalım. Gözün üzerinden. Şu şekilde batıyorum. Gözün iki yanından yapmış oldum. Diğer taraftan çıkalım. Yine onu da ayarlayalım. 6 tane sık iğneye yapıyorum kaşlarını. Bir tane aşağı kaydırarak. Şu şekilde. Evet. Bunu çıkaralım. S iplikle de artık işimiz bitti. Onu da düğümleyelim. En son iplerinizi temizleyebilirsiniz. Şöyle bakın. Bunu dediğim gibi arka kısmı şuraya oturacak şekilde yerleştirmemiz gerekiyor. Kaşlarını da ona göre ayarlarsınız. Şöyle eşit bir şekilde. Şimdi kollarını ve bacaklarını dikelim hemen. Şöyle yan çeviriyorum. Ve şöyle buradan ikinci sıraya dikiyorum. Şöyle ortalıyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Sadece dikiyorum. Gövdeden alıyorum ve koldan alıyorum. İsterseniz normal kuton iplikle de dikebilirsiniz. İsterseniz benim gibi böyle ayırıp en son bırakıp dikebilirsiniz. Aralardan tabii delikleri olduğu için elyaflar çıkabiliyor. Onlar önemli değil. En son temizlersiniz. Şöyle ipim varken tekrar sıkılayım. Koltuk altından çıkalım. İpimizi burada kitleyip keselim. İlk kolumuz tamamlandı. Şöyle. Yine bacağını da aynı şekilde dikelim. Şöyle bacağının bu kalın kısmı öne bakacak. Onu da yine kolunu hizalayacağım. İster böyle dikebilirsiniz. Aşağıya bakacak şekilde. İsterseniz bebek oturacak şekilde şöyle şöyle oturacak şekilde dikebilirsiniz. Ben böyle dikeceğim. Kolunun altına tam ortaya hiza alıyorum. Ya da böyle dikmesek, şöyle mi diksek ki? Yine şöyle. Evet. Kolunun altına hiza alıyorum. Buradan sayalım kaçıncı sıraya diktiğimizi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10'la 11. sıra arasını dikiyorum.
Aynı şekilde karşı tarafa da kol ve bacakları dikilecek. İpimi burada kaybediyorum ve kesiyorum. Bakın bacağı da şöyle tamamlanmış oldu. Diğer kol bacaklarını da rahatlıkla o şekilde dikebilirsiniz. Kulağının da birini dikmek istiyorum. Kafasını üst kısmını böyle yerleştirdikten sonra dediğim gibi şurasının ensesinin sıfır olması gerekiyor. Yani birbirinin beyazların olması gerekiyor. Ten renginin gözükmemesi gerekiyor. Kulağını dikelim. Şuraya şöyle yan bir şekilde dikeceğim. Bunu hemen böyle kaşın hizasından ten rengi ipimle buraya tutturacağım. Yine şöyle alt kısımda ipi burada yine kitleyip düğümleyelim. Ve fazlamızdan kurtulalım. Bu kafa kısmını isterseniz dikebilirsiniz. İsterseniz bu şekilde şöyle açıkta bırakabilirsiniz. Yine kulağını da diğer kulağını da aynı şekilde diğer tarafa dikeceksiniz. Şuraya ben iğne ile tutturayım. Şuraya tam yine böyle kaşının hizasına şu kısma diğer kulak gelecek. Biraz yukarıya. Şöyle evet. Yine kolları bacakları aynı şekilde dikilecek. Bakalım iğne ile tutturabilecek miyim? Hani aynı şey olduğu için sizi de çok yormak istemiyorum. Aynı şeyleri oyalamak istemiyorum. Şöyle büyük iğnelerle tutturuyorum. Yine bu da aynı şekilde buraya dikilecek. Yine bu ördüğümüz gül. Bu gülü de kulağının hemen şu üst kısmına yine bu kadife kısmına dikmenizi rica edeceğim. Ama hani birleşik olsun derseniz kulaklarını ve gülü direkt şeye de dikebilirsiniz. Yani hepsini ikisine beraber dikebilirsiniz. Bunu da şöyle kafasına dikmeniz gerekiyor. En son böyle yanaklarını eğer isterseniz biraz allıkla renklendirebilirsiniz. Biraz şöyle ağız kısmını da renklendirebiliriz. Ponçik yanaklı olsun. Şöyle. Bir de en son bitti tamamen diye düşünelim. Şöyle biraz bir somon rengi yine ten rengi gibi bir kurdele aldım. Evinizde yoksa almanız şart değil. Şöyle boynuna bir fiyonk atıyorum. Süslemesinde bitirmiş oluyorum. Şöyle şu şekilde. Böyle minik bir kuzu bebeğimiz oldu diyeceğim ama minik olmadı. Onu garantisini verebilirim. Yaklaşık 40 santim, 42 santim civarında oldukça büyük bir bebeğimiz oldu.
Dediğim gibi daha önce de bahsetmiştim. 2 yumaktan çok az bir 2 sıra kadar bir beyaz kadife kullandım. Yaklaşık 30-35 gram bir koton iplik kullandım. Oldukça bayağı bir elyaf gitti. Herhangi bir koton iplikle çiçeğini örebilirsiniz. İşte 12 numara kilitli göz ve bir tane de böyle evde bulduğum bir fiyonkla kuzu bebeğimizi tamamen süsledik, bitirdik. Şimdilik videomuz buraya kadar. Bitmiş halini zaten ekran resminde göreceksiniz. Ben sadece işte kulağını dikeceğim, sizin gibi kollarını ve bacaklarını dikeceğim ve tamamlayacağım. Başka bir şey kalmamış oluyor. Eğer isterseniz fiyonguna bir tane çan da takabilirsiniz. Ben elimde olmadığı için takamadım. Düşünmüştüm onu ancak olmadı. Kirpik. Bir önceki tavşan çalışmamızda bir kirpik yapmıştık. Böyle ip ve ojeden. O şekilde yine bir kirpik yapıp yine bebeğinize aslında kirpik de takabilirsiniz ya da böyle iplikle de yapabilirsiniz. Şimdilik çalışmamız buraya kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ben oldukça keyif aldım bu oyuncağı örerken. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kolay gelsin.